Evet arkadaşlar videomuzun ismi sunucunun ilk günden bir levelden 61 level oldum. Bu kesinlikle clickbait olsun diye yaptığım bir şey değil. Bu videoda sunucu ilk açıldığı gün böyle bir levelden 61 levela nasıl hızlı bir şekilde kasacağız. Hepimizi daha da doğru nasıl kullanacağız. Bu çarçur etmeden hangi efsunlara hangi itemlere ihtiyacımız var. Çünkü sunucuda çırak sandığı yok, level silahı yok. Hard oğlu hard ee, bir old school oğlu old school bir sunucu geliyor 28'inde. Bunu böyle simüle ettiğimiz bir video oldu açıkçası. Bunu belirtmek için böyle bir e, thumbnail ve böyle bir başlık kullandım videoma. Lütfen clickbait olmadığını ben böyle özür dileyerek söylüyorum. Kesinlikle clickbait olsun diye yapmadım bunu. E, hemen şimdi videomuza geçelim. Bir beğen bırakın videoya bir de abonelik ya abone değilseniz bir abonelik atın. Hemen şimdi videomuza geçelim. Close your eyes. Evet arkadaşlar yeni video ile karşınızdayız. 28 Nisan saat 12'de yani önümüzdeki hafta Perşembe günü Anadolu sunucusu açılıyor. Hard bir sunucu. Level silahı yok. Çırak sandığı yok. Herhangi bir canavarlarda güç azaltması, can azaltması yok arkadaşlar. Gerçekten hard bir sunucu olarak başlıyor. Böyle hard sunucuda birinci olmak isteyenler ya da balık tutup da ep kuponu satmak isteyenler. Dolunay kılıcı düşürmek isteyenler, KDP düşürüp ortalaması için efsun atmak isteyenler bu sunucu da olacaktır muhtemelen. Şimdi bu sunucuda gelmişken böyle sunucuya başlarken o Nasıl yapacağız? Şu nesne marketten falan nasıl faydalanacağız? Bunu göstermek için böyle bir video yapmak istedim arkadaşlar. Ee, videonun geneli böyle 30 bin ile 100, 150 bin app çeken oyuncuya hitap edecek arkadaşlar. Ve 30 bin app de bugün 5.000 bin lira diyebiliriz. 50 bin, 150 bin de ne oluyor? Onun da 5 katı 25 bin lira. Hani 5 bin lirayla 25 bin liralık bir yatırımla bu sunucuya başlayacak oyuncular için bizim yaptığımız bu video olacak. Tabi daha üstünü yaparsanız benim söylediğimden daha hızlı gidersiniz. Ama maalesef 5.000 bin liranın yani 30 bin app'in altında bir yatırım yapıyorsanız bu da sizi ciddi anlamda yavaşlatacaktır. Demektir hatta bu e, masrafın içine mesela simya setini neredeyse koymadım bile simya seti bu 30 bini artık katmerlendiriyor. çok uzatmadan ben videoya geçeyim arkadaşlar neler yapacağımızı şimdi geldik arkadaşlar bir leveliz köyün burasında başlayacağız ama e, hangi karakterle başlayacağız değil mi hangi karakterle başlayacağız e, hangi e, krallıkta başlayacağız daha doğrusu o da önemli arkadaşlar. Krallık genelde mavi bayrakta ka kalabalık olur, mavi bayrakta çok kalabalık olur. Ama şimdi şöyle bir şey var, e, lonca, lonca durumu var, lonca, 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 lonca ben yan taraftan da arkadaşlar e, şöyle bakın size, size şöyle bir güzellik yaptım hop böyle bir de forumdan sayfalar getireceğim arkadaşlar. Şimdi Lonca'da da gördüğünüz gibi çarşamba kırmızı bayrak, perşembe sarı bayrak, cuma mavi bayrak Lonca kurabiliyor. Perşembe günü açıldığı için perşembe günü zaten direkt bir vonu toplamanız mümkün mü bilemiyorum. Ama Cuma günü bir vonu toplayıp da lonca müzayedesinde yer alabilirsiniz. Eğer açılırsa, eğer lonca müzayedesi gelirse bunu da hesaba katarak başlamak lazım. Bu yüzden mavi bayrakta kasmak biraz daha mantıklı açıkçası. Hani mavi bayrak açmak bu konuda da daha mantıklı oyuncuların genelinde mavi bayrakta oynamayı tercih eder Metin 2'de. Hemen şöyle önce sizinle duyuruları açalım. İşte yeni sunucular Serpent Drakon, Anadolu arkadaş. Bunlar bakın Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Türk yani 3 tane sunucu açılmıyor. 2 tane 3 sadece Türkiye'de Anadolu sunucusu açılıyor. Bakalım ne diyor? Birincilik zorluğu, görev sıralaması ve server first'ler var bunun yanında hasat bayramı var. 8 Mart'ta 23 Mart arası. Bu muhtemelen arkadaşlar Paskalya eventi. Paskalya eventi yani sizin farmınızda çok etkileyen bir şey yok. Bu sunucu da yapmanız size ekstra bir kar getirmeyecektir diye düşünüyorum zaten. Çiçek çocuklar etkinliği arkadaşlar bakın kısıtlı bir kısıtlı bir sürede geliyor. E, 24 Mart'ta başlıyor. Bakın sunucu açıldıktan bir ay sonra. Sunucu açıldıktan bir ay sonra başlıyor ve sadece neredeyse 6 gün böyle 9 2 hafta kadar sürüyor. Yani çark asmanız da grup halinde çok zor olacak. Yani çiçek Çocuklar etkinliğinin size sunucu başında bir karı olmayacak. E, kilometre taşlarına da baktım da arkadaşlar evet. Yani bu görevleri birinciliğe oynamayan birisi yapamaz ama birinci olacak kişi de yapamaz. Yani bu görev sıralamalarında yer almaya çalışmanız sizi çok fazla geriye atar. Ama server firstlerde tabii ki yer alabilir birinciliğe kafaya oynayacak arkadaş. Çünkü burada mesela ne diyor Jotun Trim kes. Zodiac tapınağına çıkacaksınız Zodiac silahı için. Jotun Trim mavi boya titan dioksit ay taşı için keseceksiniz. E, hidra'yı keseceksiniz ki şampiyon olabilirsiniz. İşte zaman çatla onlar tabii ondan sonraki seviyeler. 120 seviyeye ulaş. İlk 120 seviyeye ulaşana bakın ne varmış. E, auralar silah fişi 60 günlük donni 30 gün manu nazar tasımı 60 yani arkadaşlar yani 120 seviyeyi ilk oluşacak adam da bunun 100 katı 1000 katı masrafı yapmış olacak zaten yani bu ödül için bu adam bu görevleri yapmaz yani onu söyleyeyim ama bir dediğim gibi yani bu görevler birinci olmak için yapılmaz ama birinciliğe oynayan insanlar bu görevlerde de başı çeker. Önemli tarihler böyleydi arkadaşlar bir de ne diyor event eventler arkadaşlar event burada ne diyor eventler bak gözüm kör oldu görmüyorum neredeyse evet 28 ile yani 3 ay boyunca arkadaşlar 3 ay boyunca etkinlik sunucularında kullanılan sabit etkinlik takvimi arkadaşlar bu sabit etkinlik takvimi Ruby'deki etkinlik takvimi değildir muhtemelen çünkü Robin falan düşmesi lazım. Bu bak ve Marmara'nın etkinlik takvimi olacaktır. Şöyle açmış mıyız? Hayır açmadım. Hemen yani şöyle sizde bir bakcana mı event takvimi açalım size arkadaşlar. Evet. Şöyle güncel etkinlik takviminde bakın arkadaşlar. Burada tabii Neye dikkat edeceksiniz? Sunucu 28 Mart'ta açılıyor. Ee, saat bakın 16 ile 24 ile 8 arasında akşam 4 ile 8 arasında nugget ve muffin. Hani bineksiz başlayacak arkadaşlar. Bileklerini böyle elde edebilirler ama tabi sunucu başına oynayacak arkadaşlar. Bunlarla uğraşmayacaktır. Cuma günü size sizin için kayda diğer bir şey yok ama cumartesi günü arkadaşlar balıkçılık eventi var. 4 saat bunu kaçırmamanız lazım. Yani 2 gün içerisinde en az 30 level olmanız lazım balıkçılık yapabilmek için. Karbon fiberle olmasa da normal olta artı sıfırla katılın arkadaşlar. Artı sıfır olta artı balıkçılık kılavuzuyla bu balıkçılığa muhakkak katılın. Ee, ay etkinliği var arkadaşlar ondan sonra da. Çünkü buradan çıkacağın, e, çıkaracağınız kötü falan sizin için çok önemli. E, kahramanlık madalyası sizin için çok önemli. E, siyah yağız at sizin için çok önemli gibi gibi kuşaklar sizin için çok önemli. Yani balıkçılık çok önemli bir etkinlik. Demircinin her kitabı çok önemli. Altın balık sandıklarından çıkacak. Bakın burada da kutsama küresi de yerine göre iyi ama hemen ardından ayışı event'i var. Kutsama küresi arkadaşlar delici kritik için değil bakın. Kutsama küresi için bu ayışı event'i aşırı önemli. Yani ölüm kalım meselesi diyebiliriz bu ayışı event'ine katılmanız. Yani 31 Mart'a kadar sizin ee, böyle bir 70-80 ateş dizmeniz lazım. 70-80 ateş dizmeniz lazım. En az 61 level olmanız lazım. Çöp itemlerle de olsa. Artı 4 e, 26 level zırhıyla da olsa. Artı 6 61 level kalkanıyla da olsa. Sersemlik bağışıklı. Bu evente katılmanız lazım. Elementer korunma taşını savunmasını ve saldırısını takarak bu ay ışığına muhakkak katılmanız lazım. Neyse e, Event takvimi de böyle arkadaşlar. Hop şunu şöyle bir başa çekelim. Kafamız karışmasın. Sonraki eventler artık önemini yitirecektir. Tabii ki ikinci ay ışığı, ikinci balıkçılıklar da önemli ama ilk başlardaki event sizin için çok önemli. Döngüde nasıl gidiyormuş arkadaşlar? Hop, ay başına geldik. Bir dahaki, bir dahaki ay ışığı ne zaman arkadaşlar? Bakın, yaklaşık 10 gün sonra hani balıkçılık olacak diğer ayın başlangıcından. 10 gün sonra Bununla birebir olmaz arkadaşlar ama tahmin ediyoruz. yani Sizinle tahmin üretiyoruz. Balıkçılık var. Ee, balıkçılık var. Ayışığı. E, Senle değil. Şuradan bulalım hemen. Hemen bulalım. Bir tane var arkadaşlar. Ayda sadece bir kez ayışığı var ama balıkçılık bakın. 2 tane de balıkçılık eventiniz var. Yani 10 gün arayla iki kez de balıkçılığa katılabilirsiniz. Yani bir aylık balıkçılık kılavuzunu muhakkak alın arkadaşlar. En hızlı şekilde de e, hani epsiz yardımsız başlayacak arkadaşların karbon fiber olta yapması lazım. Gerek hava BK satarak, e, gerek birinci balıkçılıkta elde ettiğiniz altın balık sandıklarını satarak ya binizi altın sudaklarınızı, kadife balıklarınızı falan yapmanız lazım. Evet arkadaşlar bu böyleydi. Hemen ben bu ekranı kapatıyorum. Hop geçtik. Hangi karakterle başlayacağız? Bakın arkadaşlar mavi bayrakta büyülü silah sura yapacağız. Mavi bayrak büyülü silah sura bunu unutmayın arkadaşlar. Abma velakin tek başınıza oynayamazsınız. Yani tek başınıza server birincisi olmanız diye bir şey söz konusu değil. Metin iki kesinlikle bir takım oyunudur. Bunu unutma unutmamanız lazım. Yani en azından 4 kişilik bir ekibinizin olması lazım. Bu ekipte bir ninja ve bir e, şaman şart. Kendi şamanınızı kasabilirsiniz ama sunucu başında birinci olmak istiyorsanız siz şaman olmayacaksınız. Yani bu ekip kendi aranızda kararlaştırın. Bir sureye ihtiyacınız var. Bir ninjaya ve bir şamana ihtiyacınız var. Bunu söylediğimi de niye söylediğimi anladı şu anda herkes. Ne için arkadaşlar? NMR ileride yapmanız lazım titan dioksit için mavi boya için NMR yapmanız lazım. Canavarlı canavarlı zırhlar için zodyanızı falan düşürebilmeniz için gibi. Ama biz büyülü silah sura Kafa biz biz şampiyon olacağız. Ona göre hesap yapıyoruz. Büyülü silah suramızı açtık arkadaşlar. Gitmiyoruz. Burada duruyoruz. Doğduğumuz yerde duruyoruz arkadaşlar. Doğduğumuz yerde duruyoruz. Ben mavi bayrağa gideyim. Orada çekeyim değil mi videoyu? Ben mavi bayrağa gideyim. Evet arkadaşlar köyün başında doğdunuz. Bir level surasınız. Bir level surasınız. ben şimdi video bölünmesin diye korunmalı alana geçiyorum. Buradan devam edeyim anlatmaya. Arkadaşlar bir level surasınız ve hemen oyuna başlamıyorsunuz. Oyuna başlamıyorsunuz. Şimdi öncelikle oyuna başlamadan önce şu anda yapabileceğiniz bir şey varsa arkadaşlar şu nesne marketten 28'ine kadar açık olan şu çarkı muhakkak çevirmelisiniz arkadaşlar. Çünkü buradan Manu Nazar tılsımı, Petler Porkiler çıkıyor ki kostümlü olan çarkı çevirdiğiniz Nesne Marketinizde varsa çok şanslısınız. Çünkü kostümler gidecek sunucu başında. Tabii ki klasik kostümler duruyor bir haftalık ama onlarda herhangi bir set bonusu yok. Yani bir önceki çark ve bu çarktan nazar tasımı eğer stokladıysanız çok şanslısınız sadece çarktan stoklayabilirsiniz arkadaşlar. Yani baş, şu anda gidin de şuradan alayım falan deme şansınız yok maalesef. Bu videoyu da yeni arkadaşlar için de çektiğimizi unutmayalım arkadaşlar. Şimdi buradan satın alayım de nesne marketime değil arkadaşlar. Şimdi çarktan aldıklarınız bakın şu eşya depom olan kısma geliyor ve bu bütün sunucularda kullanabiliyorsunuz bu eşyaları. O yüzden önce bu ha, hatıra çarkına geliyorsunuz ve nazarınızı, manunuzu falan çıkartıyorsunuz. Porkilerinizi falan. Bu videoyu izlemediyseniz sunucu başında maalesef işiniz çok zor. O yüzden sunucu yeni başlayacak arkadaşlarınız varsa muhakkak arkadaşlar bu videoyu paylaşın gönderin arkadaşlar. Yani bu, bu videoyu izlemeden yeni sunucuya başlamak bütün emeklerinizin çöp olması anlamına gelir. Çünkü hani kafaya oynamadığınız sürece ister balık tutup app yapın ister dolunay düşünün ister KDP düşünün isterseniz 120 level şampiyon olmak için bakın bu videoyu izlemeden başlarsanız kaybınız büyük olur eğer uzun süredir oynamayıp da oyuna yeni başladıysanız ya da herhangi bir sunucu başında başlamayıp da kafaya oynamadıysanız ee, bu şekilde önce buradan bir stok yapmanız lazım arkadaşlar şimdi tekrardan hop penceremizi açtık buradan event takvimimize başladık arkadaşlar bakın ee, Ramazan geliyor 9 Nisan 9 10 11 12 Nisan Ramazan bayramı ve Ramazan bayramı eventi var arkadaşlar. Bu geçen senenin 2 e, sene önce 3 sene önceki eventi ama Ramazan bayramında muhakkak event olur. Ama e, 9 Mart'a pardon 9 Mart 9 10 11 şey Nisan pardon Mart Nisan 9 10 11 12 Nisan e, Ramazan eventi olacak arkadaşlar büyük ihtimal. Ve gördüğünüz gibi geçen eventlerde ne olmuş? %200 exp gelmiş arkadaşlar bakın. 3 gün boyunca 3 gün boyunca %200 exp gelmiş. %200 exp. Yani sizin 28'inden 9'una 11-12 gününüz var. Sizin kendinizi en azından sürgün mağarasına atmış olmanız lazım ya da sürgünden çıkıp büyülü ormana girmiş olmanız lazım 11-12 gün içerisinde. Ona göre hızlı bir kasım yapmanız lazım ki bu eventten en verimli şekilde faydalanabilirsiniz. Geçiyoruz ikinci sayfaya. Evet çarktan bahsettik şu anda hatıra çarkı var diye. Evet lonca müzayedelerinden de bahsettik. Buradan evet şimdi kasılma işlerine geçeceğiz. Ben bu pencereyi yine gizleyeyim. Evet arkadaşlar. Önce nesne marketten alacaklarınız. Önce bir 30 bin hepinizin olmasını istiyorum arkadaşlar. 10 bin 20 bin hep de olabilir. İlk yani e, örümcek zindanından çıkana kadar 10 bin 20 bin hep de olabilir ama örümcek zindanından e, çıktıktan sonra sizin hesabınıza 30 bin hep yüklemiş olmanız şart üstü şart. Yoksa itemlerinizi yapamazsınız arkadaşlar. Bakın çırak sandığı yok oyunda. Level silahı yok oyunda arkadaşlar. Doluna silahına kutsama şey efsun nesnesi açacaksınız arkadaşlar. Efsun nesnesiyle ort getirmeye çalışacaksınız. Çok büyük masrafınız var. Ben size bunu söyleyeyim yani hard sunucuyu başlamak öyle her baba yiğidin harcı değil. Önce geldik arkadaşlar ne alacağız biliyor musunuz? Tüm ürünler şöyle paketlere geleceksiniz arkadaşlar. Önce bir elmas kutu alacaksınız. Ondan sonra bakın büyük başlangıç paketi alacaksınız. Bunu niye alıyoruz arkadaşlar? Rüzgarın ayakkabısı için. Bilgelik iksiri için. Bakın pot paramız yok sunucuya başladığımızda arkadaşlar. Pot paramız yok. Pot paramız yok. Burada beşer tane bize Ay özütü ve güneş özütü veriyor. %30 XP veren eğer porkimiz yoksa bakın çarklardan porki çıkarmadıysak bize bir bonza veriyor. %20 XP veren bakın burada yazmış ne verdiğini. Ee, bu özütlerden herhalde bir tane veriyor arkadaşlar. Art, 5x yazıyor ama bir tane veriyor. Yetersiz gelebilir ekstradan genişletilmiş depo veriyor arkadaşlar. Sürekli sürekli tam aktarmayla uğraşmayacağız arkadaşlar. Depo bizim için şart şart şart. Bunları aldık arkadaşlar. Buradan geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Arkadaşlar biyolog görev paketi kesinlikle alıyorsunuz. Çünkü e, saldırı hızı da verecek. Size araştırmacının özeti de verecek. Bu yarım saatlik olan e, mıydı? Yok 10 dakikalık olan ama ya, yeşil iksiri de yok. Arkadaşlar oyunda yeşil iksiri de yok. Buradan da bunu alacaksınız. Yarım saatlik olabilir ama tam emin değilim bu yeşil iksir. E, bunun dışında arkadaşlar bakın bu like'ın büyük sandığı siz e, büyülü silah sandığı büyük alacaksınız. Büyülü silah sandığı büyük alacaksınız. Sura'da arkadaşlar. E, bund, ama bundan çok çalacaksınız. E, porkiniz, porkiniz yoksa arkadaşlar bakın yavru Azrail olur mu? Kaç günlük yavru Azrail? E, ama bu işinize yaramaz. Sadece başka bir haritada işimize yarıyor. Geldik arkadaşlar arandırma ve geliştirmeye. Evet 30 günlük otomatik avımızı da aldık arkadaşlar. Daha bakın bir hiç Hiçbir şey yapmadık. Daha hiçbir şey yapmadık. Otomatik havamızı da aldık. Bunlar zaten vardı arkadaşlar. Elmas kutunun içerisinde bir aylık. Geldik arkadaşlar. E, muhakkak premium e, dükkanınızı, muhakkak ticaret camınızı alın. E, burada arkadaşlar markayla da alabiliyorsunuz cesaret pelerini. Ama cesaret pelerine de ihtiyacınız olacak. Şimdi marka ürünlerine geldiğimizde göstereceğiz. E, i̇lerleyen süreçte hızlandırıcıya da ihtiyacınız olacak. Şimdilik almıyoruz. Eğer şaman kasıyorsanız liderin kitabını da arkadaşlar buradan alacaksınız maalesef. Ve geldik bakın tanesi 15'e bedava bedava sunucu başında bedava arkadaşlar. Bundan böyle bir onarlı falan alın. Ay özür bir şey demiyorum. Hemen bir tane arkadaşlar elementer güç taşı bir tane elementer korunma taşı. E, yerine göre kullanacaksınız ikisinden de alın. Savunmanızın yetmediği yerden mesela örümcek zindanına çıktınız. Ama bu e, elementer güç taşı arkadaşlar. Belli bir miktar da olsa bir güç veriyor. Yani element işlemeyen yerde bile güç veriyor. Bundan edineceksiniz bir tane. Daha sonra hız iksiri arkadaşlar. Bakın hız iksiri. Bundan da alacaksınız. Bu 60 hareket hızı veren yarım saatlik hız iksiri arkadaşlar. Bundan da alacaksınız. Saldırı iksiri alacaksınız arkadaşlar. Bakın. Bundan alacaksınız. Bu da 4 tep. Bu da 4 tep. Ne farkı var? Süre farkı var. Alın tecrübe edin arkadaşlar. Ben daha önceden yani tam almadığım için bilmiyorum ama bunun yarım saatlik olması lazım. İkisinden de birer tane alırsınız. Ona göre ondan ondan bir fitlersiniz orayı. Yanlış bir şey söyleyip de anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Yani bilmediğimden değil. Daha sonra arkadaşlar bunlar ilerleyen zamanlarda lazım. Zodiac yapacağınız zaman eklemelere lazım olacak. Neye lazım olacağını söyleyeceğim ileride arkadaşlar videolarında. Bakın Efsun esnesi 477. Yani size şöyle söyleyeyim. 34 bir dolunay için siz mesela 40 tane efsunu gözden çıkartın. 15 ateşli kalk, kask, zır e, zırh, bilezik yapmak için 150 tane efsun nesnesinizi nesnesini gözünüzden çıkartın arkadaşlar. Geçiyoruz arkadaşlar. Bakın Cordraconis çok fena girecek. Çok fena girecek. Çok fena girecek. size asıl sarsacak olan bu arkadaşlar. İlk başta 5 efsun yapmayın dediğim gibi. ikinci üçüncü günde hemen de ay ışığı eventi var arkadaşlar. Kuşak, kuşak sizi batırır arkadaşlar. Kuşak sizi çok batırır. Yani 3000-4000 ep anca bir 17 emiş yaparsınız. Bilemiyorum bütçenize göre yapın arkadaşlar. Ama 30.000 EP'le ile başlardıysanız kuşak yapmanızı istemiyorum. Kuşak yapmayın arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu bütçeyle başladıysanız. Bundan sonra marka eşyalarına geldik arkadaşlar. Bakın burada neler alabiliyoruz. Cesaret pelerini dediğimiz gibi arkadaşlar bakın hemen buradan markayla alıyorsunuz. Yaşam falan takviye yapabilirsiniz. Marka kesinlikle alıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle marka alıyorsunuz. 50 tane saldırı. 50 tane savunma markası alıyorsunuz. Markasız girmeyin. Arkadaşlar bakın bu yeşil iksir mor iksir markayla da alınıyor. Bunları da markayla alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, iniyoruz 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 iniyoruz. Arkadaşlar envanter geliştirme. 81 tane envanter geliştirme alıyoruz. 4 envanteri açıyoruz. Kesinlikle biz kafayı oynuyoruz arkadaşlar. 81 tane ne yapıyor? 14. Yani 1400 hep e, hiçbir şey, hiçbir şey. Yani yapacağınız masraflar arasında hiçbir şey. 4 envanterinizi birden açıyorsunuz arkadaşlar. Geçiyoruz, 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 geçiyoruz. E, Kütürü kovmaları, münzeveleri BBS'lerden çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Büyülü silah, e, dehşet, büyülü zırh buralardan e, G açıyoruz arkadaşlar. İster hemen açın, isterseniz e, örümcek zindanından çıktıktan sonra açın, isterseniz e, sürgün mağarasından çıktıktan sonra açın ama sürgün mağarasına kadar açmanız çok önemli. Çünkü itemleriniz kırık olacak arkadaşlar. Kırık itemlerle gireceksiniz. Bu şekilde geldik sil arkadaşlar. Bakın e, buradan hemen zırhlı panda'yı alın arkadaşlar. Manunuz, maniniz yoksa panda bakın 60 hareket hızı veriyor. Kesinlikle kaçırmayın. E, yani bunun yanında bir tane Nugget muffin pardon muffin alabilirsiniz bir de yani üçünden de birer tane alın arkadaşlar mesela metin keserken bunu kullanırsınız e, pasif kasarken bunu kullanırsınız level kasarken bunu kullanırsınız seyahat ederken bunu kullanırsınız kaçmayın arkadaşlar 35 heplik bir masraftan da e, buradaki bize işlevsel pet yok maalesef onun için de arkadaşlar. E, Meleği sandığı açabilirsiniz. Meleği sandığından mini dal çıkartabilirsiniz. Eğer eşya deponuzda yoksa. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 günlük sadece kostümleriniz olacak. Eğer kostüm stoğunuz da yoksa hemen kostümü efsunlamaya çalışmayın. kostümü silah fişi olmayabilir arkadaşlar. 28'inde gidecek bunlar muhtemelen. Silah fişi olmayabilir. Sadece kostüm ve başlık fişi arkadaşlar. Sadece kostüm ve başlık fişiniz olacak maalesef. Bunlara da 15 ateş en başta getirmeye çalışacaksınız tabii ki. Başka da bir item yok bizim burada alacağımız. Başka neydi? Ne? Ee, evet paketler. Melee paketi. Evet söylemedik. Melee paketi alacaksın. Evet exp veren hani bonza aldık şeyden ama bonzayı kullanmayacağımız bize güç gerektiren yerler de olabilir arkadaşlar. 30 günlük mini dal da buradan çıkaracağız ki yerine göre kullanalım bu mini dalı. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane de bundan açıyoruz sunucunun başında. Evet zaten gördünüz bir 5-10 bin eplik olduk. Bir 5-10 bin eplik olduk yani zaten sunucunun başında. Bineğimizi falan aldık arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Bineğimizi falan da aldık. Paramız sıfır arkadaşlar. İksirimiz bile yok. Pot paramız bile yok. O yüzden mümkün mertebe av görevlerini, biyolog görevlerini yapmaya özen gösterin. NPC görevlerini yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Geliyorsunuz arkadaşlar hemen buradan. Bir de balıkçılık ne için önemli arkadaşlar pet yok pet oyunda pet yok balıkçılığa kesin katılmanız lazım ki en azından bir maymun ya da örümcek tip 5 tip 6 tip 5 tip 6 bir maymun ya da örümcek ama tip 6 olması çok önemli çünkü defans ve hp'si için oynayacaksınız siz onu kasacaksınız 81 levelde bırakacaksınız ya da gittiğiniz yere kadar kasacaksınız neyse burada arkadaşlar geliyorsunuz hemen gö görevlerinizi yapıyorsunuz bu av görevlerinizi falan mesela bende de av görevi 2 ne diyor aç yabani köpek. Aç kurt köpek mesela ben Aç kurt seçtim hemen Tamam hadi başla diyor yapacağım buradan Arkadaşlar yapıyorum ki bana Ne versin arkadaşlar bir Keşiş plaka zırh versin Arkadaşlar bana bir ne versin Bana bir geleneksel Mifer versin bana bir savaş kalkanı Versin arkadaşlar itemim yok çünkü Sunucunun başında evet tamam 5 taneyi kestik bakalım ne verdi Av görevi tamamlandı Bak boğa boynuzu yay aldım bir tane Kötü mü? Kötü değil arkadaşlar. Çok iyi bunu. Ha ben satacaksın. Hemen markete satacaksın. 20-40 tane pot alacaksın. Gibi gibi. Pot paranız yok arkadaşlar. Işınlanma paranız yok oyunda. Gibi gibi. Burada bir 5 level olacaksınız. Hemen geri gidip skillerinizi alacaksınız. Büyülü silah, büyülü keskinlik skillinizi alacaksınız. Geri geleceksiniz arkadaşlar. Bir 10 level'e kadar buralarda takılın. 10 level olduktan sonra hani biyolog görevlerinizi yaptınız. Bir keşiş plaka geleneksel mi var? Savaş kalkanı falan artı 3 artı 4 yaptınız arkadaşlar. Hemen geliyorsunuz burada 20 levele kadar. Buralarda bakın şu özellikle korkak. Korkak beyaz yeminliler çok zayıftır. Bunları kesmesi kolaydır. Bunun dışında geliyorsunuz arkadaşlar. Moralsiz cinhe kes. Bakın beyaz yeminli generallerden kaçacaksınız. Böyle küçük bir hatırlatma yapalım. Morals, ha, S -rank geldi kaç? Bin, bineğine kaç arkadaşlar? Bakın burası en seri kasılacağınız. Moralsiz S rank. Kes. Moralsiz Mijunk. Bak adam kesti. Moralsiz Mijunk yakaladın. Kes. Buralarda kesiyorsunuz arkadaşlar. 15-20 levele kadar burada kasıyorsunuz. Bilgelik iksiriniz falan takılı arkadaşlar. Yerden itemleri topladınız sattınız. Bir tane hilal kılıcı yaptınız arkadaşlar kendinize. Ya da bir uzun kılıç yaptınız bir tane artı 4 e, yaptınız. Elinize taktınız arkadaşlar. 20 levelsiniz. Geniş kılıç düştü. Bir tane artı 4 artı 5 geniş kılıç, kılıç yaptınız. İkinci köye gidiyorsunuz arkadaşlar. İkinci köye geldiniz. Gidelim şöyle birlikte sizinle. İkinci köyde arkadaşlar e, 20'li levellere geldiğinizde hemen hemen arkadaşlar yabani generallere gidiyorsunuz. Vahşi okçuya gidiyorsunuz. Yani en başta sizin olmanız çok önemli. Bir tane artı altı kaplan plaka basın arkadaşlar kendiniz ya da artı dört bile olsa yeterli. Bir tane artı dört kaplan plaka basıyorsunuz kendiniz arkadaşlar. Haritanın bu kısımlarına e, gideceğiz. Şu kısımlarına. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Dolunay düşüreceğiz. Dolunay hızlı bir şekilde dolunay düşürmemiz lazım bizim. Hızlı bir şekilde dolunay düşürmemiz lazım. 15-20 level olduk. Elimize artı dört silahlarımızı geçirdik arkadaşlar. Geldik buraya. Burada level kasmaya başlıyoruz. başlıyoruz. Arkadaşlar dolunay yakılıcı yabani general vahşi okçulardan da düşebiliyor. Normal kasılmanız devam ederken. Ama velakin neden düştüğünü biliyoruz biz. Vahşi okçu ve vahşi uzmandan düşüyor arkadaşlar. Yine tipi yabani okçuya ve vahşi generale yabani generale benzeyen slotlar arkadaşlar. Buralardan dolu düşürüyoruz arkadaşlar. Vahşi okçuyu falan buluyoruz. Ekip arkadaşlarımızın da Yine 20 leveli falan gelen varsa onları da vadiye yolluyoruz arkadaşlar. Bakın buralarda level kasmaya başlıyorsunuz 20 levele geldiğinizde. Buralarda çıkıyor vahşi okçu, vahşi uzman. Ee, diğer krallıkların vahşi okçu, vahşi uzmanlarını kesebilirsiniz arkadaşlar. Sarı ve kırmızı bayrağın onların daha az yoğunluğu olacaktır. Bakın buralarda çıkıyor arkadaşlar. Vahşi okçu, vahşi uzman. Buralarda çıkıyor buraları muhakkak muhakkak kolaçan etmeden gitmeyin. 6CH varsa 6CH'nin de hepsini dönmeye özen gösterin arkadaşlar. Şu şekilde geliyorsunuz kolaçan ediyorsunuz. Her CH'yi bu şekilde kolaçan ettiniz. Kestiniz arkadaşlar. Buradan fır gidiyorsunuz. Nereye? Fır gidiyorsunuz. Sarı bayrağı. Fır gidiyorsunuz kırmızı bayrağı oralardakini de kesiyorsunuz. Bir arkadaşınız da vadiye dönüyor arkadaşlar. Kim düşürürse bir arkadaşı daha sonra arkadaşlar bunları böyle yaptınız. Bir dolunay düşürdünüz arkadaşlar. Levelinizde burada bir 30 levele kadar kasacaksınız. Dolunayınızı düşürene kadar. Dolunay'a düşürene kadar dolunay düşürmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Dolunay olmadan işiniz çok zor. Dolunay kılıcı ister app kuponuyla takas edin. isterseniz kötü ruh münzeviyle takas edin. Bir şekilde o Dolunay kılıcını elde edin. Savaşçılar da KDP elde edecek. Yine vadiye gidelim arkadaşlar. Vadide ne yapacaksınız? Evet bizi mavilerden mi? Kırmızıların yerinden mi çıkardı? Allah kırmızıların yerinden çıkardı. Neyse. Evet. Şimdi KDP'de düşürmeniz lazım arkadaşlar. Vahşokçu çeşitli yerlerde çıkıyor. Onu bir şey yapın. İnternetten bakın ama biz en genel yine mavi bayrakların olduğu yere gideceğiz sizinle. Buradan e, Dolunay düşürmeye çalışacağız. Ve SYH ve e, Lycan dolusu yani Anka Kuşu Şiş düşürmeye çalışacağız. Bunlar sunucu başlarında çok ciddi para yapıyor arkadaşlar. Ama Lycan'lara bir trik vereyim. Arkadaşlar Lycan oynuyorsanız Anka Kuşu Şiş'in peşinden koşmayın derim ben size. Ya da artı dokuzlamakla, artı otuz level orta yapmakla uğraşmayın derim ben size. Niçin? Sizin kırk beş level pençeniz 60 level pençeniz ondan çok daha fazla hasar veriyor. Yani bir 40 orta anka kuşu şişe göre bir artı altı artı yedi altmış level silahınız çok daha fazla size hasar artışı sağlayacaktır. O yüzden yani anka kuşu şiş alacağım diye varınızı yoğunuzu vermeyin. Burada da piyasayı bakın yine <laughs> Etken edik arkadaşlar. Onu satıp para yapacak arkadaşlar vardı. Et evet, vahşi uzman ve vahşi okçu buralarda çıkıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bilmeyenler için gösteriyorum. Haritada nerede olduğuma dikkat edin. Mavi bayrak arkadaşlar. Özellikle burası onlara yakın. Bak gördüğünüz gibi vahşi uzman geleceksiniz bunu keseceksiniz. Şimdi ben kesmeyeceğim belki kesen arkadaşlar vardır. Engel olmak istemiyorum. Ve KDP düşürmek için ne yapacaksınız arkadaşlar? KDP düşürmek için mavi bayraklar genelde burada takılır şöyle göstereyim. KDP düşüreceksiniz sunucunun başında arkadaşlar. KDP içinde bu ada ve şu bizim sürgün mağarasına gittiğimiz adada kasacaksınız. Bakın burada gördüğünüz gibi slotlar biraz daha yakın ama burada cesaret pelerini basmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Oradan oraya oradan oraya gitmek sizin için zorlayıcı olabilir. Bakın burada zaten arkadaş okçuyla kasıyor. Muhtemelen KDP kasıyor. Şöyle bakın buraya geleceğim bir pelerin atacağım kardeşim. Bu ork gözcüsünden e, siyah yaprak hançeri düşebiliyor herhalde. Yanıltmayayım emin değilim. Burayı keseceksin sonra döneceğim. En yoğun yer burasıdır arkadaşlar. Sonra döneceğim burada bir pelerin atacağım. Bu şekilde bineğinle birlikte hız iksirine birlikte döneceğim kardeşim burayı tamam mı? Şimdi gidelim nereye gidelim? Siyah yaprak hançeri düşeceğiniz yere gidelim. Anka kuşu şiş düşeceğiniz yere gidelim arkadaşlar. Vahşi deli illa kesmeniz gerekmiyor. Vahşi deli kesmeseniz de düşüyor. Bu mistik arahan ve mistik karanlık reislerinden arkadaşlar düşüyor. Ama özellikle aslında düştüğü yer var gibi. Bu ada, bu ada ve bu adada özellikle düşüyor gibi düşünebilirsiniz. Hani şu ada da çok verimlidir. KDP düşürmek için. Şimdi sizinle oraya da gideriz. Çünkü bu videoyu muhakkak izleyin yani e, A'dan Z'ye bilmeyenler için dahi anlatıyoruz. Arkadaşlar burası çok güzel eksipte kasılan bir yer. Çünkü slotlar gördüğünüz gibi birbirine yakın. Dayanım gücünüz fazlaysa burada bir pelerin atarsınız. Daha sonra gelirsiniz bakın burada bir pelerin atarsınız. Biraz daha seri çıkar. Sonra gelirsiniz burada bakın buralarda vahşi deli falan çıkıyor. Buradan siyah yaprak hançeri yani illa vahşi deli olmasına gerek yok bu diğer slotlardan da düşebiliyor siyah yaprak hançeri ve anka kuşu şişi de buralardan düşürüyorsunuz arkadaşlar. 30 level oldunuz, hemen aldınız. Ne yapacaksınız arkadaşlar buradan sonra? Çöle gideceksiniz. Hemen ya da bu ork ortadaki orklarda, siyah orklarda kasacaksınız. Bir 40 level falan olacaksınız arkadaşlar hızlı kasılmak adına. Ya yani 40 level olmanız size ekstradan bir avantaj yok sadece statülerinizi geliştirirsiniz. Ha surada statüyü nasıl vereceksiniz? Arkadaşlar hemen bir büyülü keskinliği e, P yapacaksınız. E, acaba bu buradan çıksam ama işte ışınlanma bu karakterde hızlı hızlı yapamam videoyu arkadaşlar. Hemen bir büyülü keskinliği P yapacaksınız arkadaşlar. Sonra büyülü zırha diğerlerine bir 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 vereceksiniz. Tabi ejderha dönüşü parmak darbesine falan. Daha sonra büyülü zırhı master yapmaya çalışacaksınız. Üçüncü masterınızda dehşet yapmaya çalışacaksınız sunucu başı olduğu için arkadaşlar 2 HP 1 SP diye gitmeyin asla. Bakın 2 HP 1 SP diye gitmeyin. Bu 2 HP 1 SP bu sunucu için geçerli değil arkadaşlar. Bu sunucu için geçerli olan önce ST önce HP'yi fullleyeceksin. Önce HP'yi fullleyeceksin sonra SP'yi fullleyeceksin. Önce HP'yi fullleyeceksin sonra SP'yi fullleyeceksin. Bak sura kardeşim. Bunu unutma savaşçı kardeşim sen de unutma. Savaşçı kardeşim sen de önce HP'yi full'eceksin. HP 90 olduktan sonra STR vereceksin. Bunlar da bittikten sonra e, surada ne veriyorsun tabii STR veriyorsun. Savaşçıda ne veriyorsun? DEX veriyorsun. SP vermiyorsun savaşçıda. Surada da böyle gidiyorsun arkadaşlar. Bak Anka kuşu şiş adam burada düşürmüş. Bakalım nasıl bir şey. 19 4 Şimdi gidip de kıyaneti yere atmayalım. Anka kuşu şişi attık gitti arkadaşlar. O Dolunay arkadaşlar efsun atacaksınız. notlarıma da kontrol edeyim arkadaşlar. Binekten bahsettik. Özüt, porkiniz, oto havanız, elmas kutunuz, cesaret peleriniz, hız iksiri, saldırı iksiri, büyük başlangıç, envanter genişletme, elementer korunma saldırı ve biyolog paketi. Arkadaşlar bunların aktif olması için de hani siz elmas kutu ve otomatik hava aldığınızda çıkış deyip oyundan çıkıp tekrardan girmeniz gerekiyor. Yani siz bu başta gösterdiğimiz nesne market ürünlerini aldığınızda oyundan çıkacaksınız arkadaşlar. Çıkış yaptıktan sonra tekrar gireceksiniz. Onlar solüste gidiyor. Sonra nesne marketinizi açın. Nesne marketinizden almanız gerekenleri açın. Envanterinize indirin. Gerek bineğiniz olsun. E, gerek işte iksirleriniz ve cesaret olsun. Bu şekilde e, Dolunay'ımızı çıkardık arkadaşlar. Şimdi Dolunay 26 ort patladı demektir. Yani ben bunu kimseye ispatlayamam. Kimse de ispatlayamaz. Böyle değil de diyemez. Ama benim şahsi tecrübem hani ben 1000-1500 e, adet bağlı efsun atmışındır Zotek silahlara. Benim tecrübem 26 ort demek patladı demek. Yani o efsun 26 ort da patlıyor. 26 da patlayabilir, 50 ort da patlayabilir. Anlatabildim mi? Hani 26 patladı demektir. O yüzden 26 ort işinize yaramasa da 26 ort geldiyse şanssızsanız maalesef 26 ortta durdurun o dolunayı sürgün mağarasına çıkana kadar. Sürgüne çıkana kadar 26 ort size yeter. 26 ortluk bir dolunay artı 6 artı 7 artı 9 da çok şart değil. Çünkü siz büyülü silahsınız arkadaşlar. 26 ort. Tabii ki 35 40 ort 45 ort olsa daha mükemmel ama su gibi hepiniz gidecek arkadaşlar. 4 tane nesne efsun nesnesi 177 hep. Dediğim gibi 26 ortu bile belki 40 efsunda getireceksiniz. O yüzden Biraz ihtiyatlı davranmanız gerekiyor yani yetinmeyi bileceksin 29-4 illa 34 olsun diye uğraşmayacaksın kankacım yani 26-4 geldiyse bile razı olacaksın artı 2 artı 3 canavar öldürücü darbe takacaksın sen bu silaha evet şimdi eğer 30 level olduysan arkadaşım 34 level diyelim ya da 42 level oldun tamam mı bir ejderha plak artı 4 bir artı 4 ölümcül 1 artı 4 aslan plakasıdır. Hiç uğraşma. Bunları artı 2 artı 3 hız taşı artı 2 artı 3 korunma taşı takıyorsun. Ve efsunlamaya başlıyorsun. Şimdi zırha gelmesi gereken efsun. Şöyle bir e, kameraya zoom yapayım. Kendime söylüyorum videoda. Editlerken bileyim diye. Zırha arkadaşım 15 ateş getirmeye çalışıyorsun. 15 şimşek gelse de dur. 15 şimşek geldi dur. Onu kenara koy. Tekrar yeni bir zırha efsunla. Niye? 15 şimşek sana ileride lazım olacak. İkinci, üçüncü 15 şimşekli zırhı da yapsan onu da pazarda çok güzel paraya satarsın. Sunucu başındasın. Unutma. Tamam mı? Artı 15 ateş ya da orta 15 şimşekli dur ama sana artı 15 ateş lazım. Şimdi sen örümcek zindanı ikinci, üçüncü katı hazırlanıyorsun. Bunu unutma. Örümcek zindanı ikinci, üçüncü kata hazırlanıyorsun arkadaşım. Bunu unutma. Eğer bu süreçte bir ee, beşken Kalkan, hemen seninle Beşken Kalkan düşürelim. Hemen seninle Beşken Kalkan düşürelim. Şöyle. Hemen seninle gel Beşken Kalkan. Ye, başka e, GB'ye falan Dolunay düşüreceğin yere gidelim arkadaşım. Mavi, sarı, kırmızı olman e, fark etmiyor arkadaşlar. Bakın şuraya gittiğinizde bu birinci yazan haritaya gittiğinizde tabii ki bu haritalar her sunu her bayrağın biraz farklı şekillerde. 20 level'sin bak buralardan bak bu ay, ayılardan lanetli kurtlardan tamam mı? Şöyle geliyorsun bak bu lanetli siyah ayılardan buralardan arkadaşlar buraya otomatik hava koyuyorsun bunlardan arkadaşlar dolunay sonbahar yelpazesi siyah, düşüyor arkadaşlar GB'ye falan da düşüyor yani 30 level orta silahlar buradan düşüyor Gelip 20-30 level arasında da bakın çünkü o levelde 24 level. Yani artı 5 eksi 5 kuralı var diyebiliriz. Maksimum 29 levelde siz buradan bir şey elde edebilirsiniz diyebilirim. Ee, 20 levelde geliyorsun kankacığım buradan bunları. Hatta 18 levelde bile gelebilirsin. Kaplan plaka zırhını artı 4 artı 5 yaparsın takarsın. Gelirsin buradan farmını yaparsın. Bu kırmızı bayrağın bu şekilde. Mavi bayrağın ve sarı bayrağın daha farklı şekilde. Olabiliyor. Dolunu molunu burada düşürüyorsun arkadaşım. Şimdi tekrardan geçelim. Tekrardan geçelim. Buraya ikinci köyden de gelebiliyorsun. Gördüğün gibi illa ışınlayıcıya para vermene gerek yok. Gibi gibi. Şimdi benim bir yere gitmem lazım ama nereye gideyim? Ee, zırh efsunlamayı anlatacağım. O yüzden ben birinci köye gideyim bir. Sizinle birinci köye gidelim. Evet. Şimdi 30 levele geldin. Ee, yaşlı kadına para verip de skill sıfırlamakla uğraşma. Şuradan hemen beceri sıfırlama kağıdı al kankacım. Beceri sıfırlama kağıdı. Bu beceri sıfırlama kağıdı e, beceriyi 17'de garanti master yapıyor. Skill kaybetmemen eğer kafayı oynuyorsan senin için çok önemli. Bunu alıyorsun yani 17'de bırak master yapma tamam mı? 17, 18 yapıp da master yapmaya çalışma. Çünkü sana 17 puan geri veriyor sadece bu. 17 puana geldin bu beceri sıfırlamayı alıyorsun. Büyülü keskinlik için okuyorsun ve sana geri veriyor. Sana 17 puan geri veriyor ve kesinlikle master oluyor. Büyülü keskinliğini de e, kara e, Büyülü zırhını da dehşetini de Bununla 17'de master yapıyorsun Çünkü unutkanlığın kitabı yok Gözlem bandı yok henüz sonucunda Bunu unutma bununla master yapmak zorundasın Evet Geldik nesneyi Efsunlayacağız arkadaşlar sizlerle Şöyle aldık Efsun nesnesi çektik agacım buradan Efsun nesnesi Tasarruf paketinden 177 yap arkadaşlar Gördüğünüz gibi sömürecek Emecek olan item budur Bundan siz bir 120 adet çekin. 120 çarpı 177 yaptığımızda da daha doğrusu 30 120 yetmez hatta. 200. Yani en az 200 paketiniz gider. 200 paket alın arkadaşlar. O da 50 çarpı 3. 50 çarpı 177'den size 8800 yani en az 10k hepiniz sizin örümcek zindanına girmek için gidecek arkadaşlar. Çektiniz Çektiniz. Zırhı ev sunuyorsunuz arkadaşlar. Zırha dediğim gibi 15 ateş arıyorsun. Zırhta 15 ateş arıyorsun. Kırık olabilir. Değineceğim. Geleceğim. Hangileri kırık olabilir. Kaska 15 ateş arıyorsun ama şimşek geldi ama rüzgar geldi. Durabilirsin. Bileziğe 15 ateş arıyorsun. Gümüş bilezik arkadaşlar. 20 level görevinde geliyorsun köy gardiyanında. Sana bir eunjum görevi veriyor. 20 level. 20 levelde Eunjung görevini alıyorsun. Sana bir günü gümüş bilezik veriyor. Gümüş bilezik. HP'si var. Kendi içinden HP'si var. Sen sadece ateşini arayacaksın. Şimşeğini arayacaksın. Aldın kardeşim. Evet fısıltıyı kapatayım arkadaşlar. Görünce selam veriyorlar sürekli. Gümüş bileziğini de gidip alıyorsun. Eung 20 level göreviyle Eunjung'u öldürüp. Gümüş bileziğine de 15 ateş arıyorsun. 15 ateş gelmeyebilir. Bak elementer güç taşı taktı arkadaş. Mesela öyle bir simge çıkacak dedi. 15 ateş arıyorsun. Gümüş bileziğin şimşek geldi bırak kardeşim. Rüzgar geldi kenara bırak. Tekrardan yeni bir tane efsunla. Ha efsun nesnesi de yok. Efsun nesnesi de yok. Efsun ee, nesneyi efsunla. Arttırma kağıdı Allah'ım. Arttırma kağıdı arkadaşlar bu da ocağınıza incir ağacı dikecek. Bundan da kaç tane almanız lazım ben size söyleyeyim. Bundan da e, bir siz 20 paket alın arkadaşlar. 20 çarpı e, 20 paket alın arkadaşlar yani 80 tane alın. 20 çarpı 299 evet 5900 evet 15k Epe doğrulttuk sizinle sadece ev, ev sunatma işinde. 10k epimiz de zaten öyle gitmişti 25k epe geldik daha örümcek zindana çıkıyoruz. Örümcek zindana 25k eple çıkıyoruz arkadaşlar. Burada. Yani dediğim gibi rüzgar 15 rüzgar geldi o gümüş bileziği koy bir tane de 20 levelin varsa yan çarkas ya da bir tane 20 level yine yan çarkas item yapmış nasıl olsa keşişim var kalkanım var kaskın var bir 20 level daha yap gümüş bilezik. Bunu alttan yazarak da alabilirsiniz. Yumuş bileziğiniz alınır yazarak da alabilirsin. Ya da düz 15 ateş boğulusu olan herhangi bir bilezik de alabilirsin alttan yazarak. Ama sonucu başında zannetmiyorum ki kimse düşürdüğü 15 ateşli bileziği kolay kolay satsın. Bulursan ne hala 15 ateş ya buluyorsun ya alıyorsun. Öyle diyeyim. 15 ateş ya buluyorsun ya alıyorsun. 26, 30, 34, 42 level zırhlarından ya buluyorsun ya alıyorsun. Demir kask şey 21 level ya da 1 level kaskı ya buluyorsun ya ya ev ya alıyorsun. Kalkanın beşgen kalkan da düşüyor. Az önce gittik lanetli ayların olduğu yerden. Orada onu da bir artı dörtlüyorsun. Ona da bir sersenlik sersemlik bağışıklığı getir. Getirmesen de olur. Hani örümcek zindanı ikinci kat için şart değil sersemlik bağışıklığı. Yani sana 75 levele kadar aslında lazım olmayacak. Ya da ay eventi yapana kadar lazım olmayacak. Ama dediğimiz gibi 4 gün içerisinde zaten ay var. Yani pazar günü, perşembe günü sunucu açılıyor. Pazar günü ay eventi var. Tekrardan bakalım. Tekrardan bakalım. Tekrardan bakalım. Tüh yanlış hepsini kapattık. Evet. Tekrardan bakıyoruz. Evet arkadaşlar bakın. 31 Mart Pazar günü Ayşe Event'i var. Sen buradan kutsama küresi alacaksın. Sen itemi 5 efsun yapmaya çalışma. Batarsın. Batarsın. Kutsama küresi alıp 5 efsun yapmaya çalışma. Ateşli itemlerin 4 efsun olsun. Ateşli itemleri 4. Çünkü 10 tane 15 tane kutsama küresi geçmediği zaman zaten kutsama küresi parasını sen onu ateş efsunu getireceğini bileceksin. O yüzden kutsama 4 efsun bırak. Yani itemi 4 efsun bırak. Ha item efsunlamada da şöyle bir kolaylık var. 1 efsunlu 2 efsunlu itemleri pazardan toplayabilirsin. 1 efsunlu 2 efsunlu itemleri getirmelerini satın alabilirsin, isteyebilirsin, takaslayabilirsin. 1 2 efsunlu itemleri alıp efsunlarsan çok daha karın olur. App'ten tasarruf etmiş olursun. Tılsımın olmayacak bu sunucuda. Kuşağın olmayacak, sen kendin yapacaksın. Pet'in olmayacak. peti ikinci köyde maymunlar zindanında maymun kaya maymunu keserek yapabilirsin ama yani bir dolunay dolu yapmadan petin olamaz. Ama zaten e, perşembe başlayacağın cuma, cumartesi günü zaten balıkçılık eventi var. Cumartesi günü balıkçılık eventinden kendini güzel tip altı bir pet yapabilirsin. Onu kasabilirsin. Ha onu da tabii ne yapacaksın? Onu da bir 40 levelden yukarıya atacaksın. Onu 40 levelden yukarıya nasıl atacaksın biliyor musun? Pet kitabı sandığıyla açacaksın. Pet kitabı sandığı açmadan atamazsın. Bu pet kitabı sandığından ne çıkaracağım biliyor musun? Var mı bu? Nerede bu? Ee, yabani pet kitabı falan yok mu? Yabani pet kitabı yok mu? Yabani yazdık. Yok maalesef. Onu çıkaracağım bir yer yok. Yabani pet kitabı sandığına falan ihtiyacım var. Altın balık sandığından çıkıyor muydu? Altın balık sandığı ben yazıyorum sen görmüyorsun tabi hemen şuradan bakalım altın balık sandığı altın balık sandığında var mı yabani pet kitabı Ailesef altın balık sandığında da yok ama işte maymun yumurtası çıkıyor o maymun yumurtası lazım sana maymun yumurtası lazım sana buradan çıkacak bak burada arttırma nesnesi de çıkıyor arttırma kağıdı da çok değerli burada Tecrübe yüzüğü çıkıyor. Cesaret pelerini, hız iksiri, saldırı iksiri, lider kitabı, zen kötü ruh. Yani işine yaramayacak hiçbir şey yok kankacım buradan. Kuşak gibi gibi yani çok değerli itemler var. Buradan sana çıkacak. O yüzden bu alt, balıkçılık eventine artı sıfır oltayla dahi olsa balıkçılık kılavuzunu alıp katılıyorsun. Bak artı sıfır oltayla dahi olsa katılıyorsun. Gibi bu pencereyi kapattık. Kendimi kapattım. Çok güzel. Evet. Kolye. 6 artı 7 artı bir tahta kolye. Ayakkabı. Altın bezeli ayakkabı. 6 artı 7 8-9'a artı 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 zorlama. bu Oradan kaybedeceğin 2-3 ateş senin için hiçbir şey. Küpen bir tane abanos küpe. Yapıyorsun. Abanos küpe de çok şart değil. 10-20 hareket hızı. Sana hareket hızı lazım. Örümcek zindanda kardeşim. 20 hareket hızı gelirse tadından yenmez. 10-20 hareket hızı sana lazım küpede. Bu abanoz küpe olursa çok iyi. Olmazsa bakır küpede olur. Tahta küpede olur. Yani yan efsunu hiç önemli değil. Sana 20 hareket hızı lazım. ilk etapta. İlk etapta sana 20 hareket hızı lazım. Kalkanda dediğimiz gibi artı 6 savaş kalkanı da olur. Artı 4 artı 5 artı 6 beşgen kalkan da olur. Ee, örümcek zindanı için sana şart değil. Ama 15 ateş, 15 ateş, 15 ateş. Artı 7, artı 7. Bunların ikisi toplamı 16 ateş. Ne yaptı? 30, 45, e, 61. Ve kostümler. Kostümler arkadaşlar. Kostümlerden de ne oldu? 15 zırhtan, 15 kasktan aldın. Ama kostüm ev sunlamak çok pahalı olacak sana. Çok pahalı olacak. Yani şöyle söyleyeyim. App kuponunu sen 2M falan satacaksın. 2M app kuponu satacaksın. Ama kostüm efsunlu 20 em. Bak 2 eme 50 hep kuponu satacaksın. 1 eme 2 eme 50 hep kuponu satacaksın. BK satacaksın. Münzevi satacaksın. Ama bu kostüm de sana olmazsa olmaz. İşin çok zor. O yüzden bak neredeyse neredeyse 1000 hepten fazla kostümlerine gidecek. Ee, yani hatta sen 3000, 4000 hepi de öyle çıkar. 5000 hepi de öyle çıkar. Bak 20.000 hepin gitti. Yani 5 4.000'e harcarsın kostümüne. 15 şimşek geldiyse kenara atabilirsin. 15 şimşek geldiyse kenara atabilirsin. Ama 15 rüzgarda duramazsın. 15 ateş ve 15 şimşek de kostümünde duracağın efsundur. Ne oldu? Ne oldu? Hemen ben bir notlarımı kontrol edeyim. Notlarımı kontrol ediyorum. Dolunay artı altı bir level kaskı olabilir. Demir kaskı 21 level kaskı olabilir. Şöyle. Ondan da sonra artı altı artı yedi, tahta kolye bambu derisi. Ha, alt, ta, al, bambu derisi ayakkabı çok pardon yanlış söylemişim. İlla artı dokuz şart değil. Yirmi e, bu şekilde. Yani siz şöyle büyülü silah sur olduğunuz için sizde yetmiş beş ateş yeter arkadaşlar. Yetmiş beş ateş yeter. E, şöyle kostümleri on on kırık bırakabilirsiniz. Kostümler sizin en masraflı yeriniz olacak. On on kırık olabilir. Yirmi. Zırh 15 olsun. 20, 35, Kask bunlardan da 16 geldi. 51. 51. Kaldı kasta bu. Buralardan da 15 gelmesi lazım. Yani 10 10 olabilir. 15 15 olabilir. Yani buralar kırık olabilir dediğimiz gibi. Yani şu üçünden en az biri tam diğerleri 10 10 olabilir. En az ikisi 15 biri 6 olabilir. Kolye artı 6 artı 7 yeter. Zırhlarda 10 10 ateş yeter arkadaşlar size. Şimdi bunu yaptınız. Sizinle 30 levelde arkadaşlar çöle gidin. Çöl geri dönüş kağıdımız nerede bizim ya? Buraya da bir geri dönüş atalım. Evet. 30 levelde bir 40 levele kadar orklarda kastınız. Yani tek kasılıyorsunuz ayrı kasılıyorsunuz bunlar çok farklı şeyler. Eğer 4 arkadaş birlikte kasılıyorsanız ee, direkt örümcek zindanına gidebilirsiniz Direkt ama işte ork dişi falan da düşürmeniz lazım. Hemen bir e, biyolog görevine başlamanız lazım 30 levelde. Buralarda şu göbeğe yakın yerlerde arkadaşlar pençe slotlarının şu akrep adamların olduğu yerde çöl haydutlarına bulaşmayın. Onları kesemezsiniz. Bakın şuralarda, şuralarda güzel exp geliyor o levellerde. Buralarda kasıyorsunuz arkadaşlar. Bakın buralar çok güzel. Çöl aydutlarına bulaşmayın dediğimiz gibi. Buralardan güzel exp geliyor. 45 level oldunuz falan, yani statüleriniz falan artık 90 oldu. Savunma statünüz 90 oldu. STR'ye de vermiş oldunuz birazcık. 45 level 45 levellerde falan ee, direkt çıkıyorsunuz direk çıkıyorsunuz. Çünkü e, birinci katın slotları defans istiyor arkadaşlar. Defans istiyor. E, mesela ninjanız Ork Vadisi'nde yay takabilir. Yayla slotları çeki, çeker. Pelerin masrafından kurtulursunuz. Yine aynı şekilde burada da eğer iki tane iki büyülü silah bir şamansanız çok işinize yarar. Şaman size kutsama kritik verir. Sizde iki büyülü silah hem HP absorberiniz hem de büyülü keskinliğiniz, büyülü zırhınız, dehşetiniz sayesinde burada dayanırsınız. Niye böyle oldu? Bir karakter atalım. Allah'ım. Karakter. Aa, burası bozuluyor gelince. Niyeyse. Evet. Burada kasıyorsunuz. Yani buralarda bir bilemiyorum. Hani ateşli zırhınızı mavi taş zırh da yapabilirsiniz. 48 level. Artı 4 48 level zırhı da yapabilirsiniz. 50 levelden sonra çıkacaksınız ama 45 levelde çıkacaksınız. Yani 50 levelde çıkmanız sizi çok geciktirir. Yani ben size öyle söyleyeyim. Ben 48 level olayım. Mavi taş zırhı Surana mavi taş zırhı diyelim. Yani 48 level zırhını efsunladınız. Çıkıyorsunuz. O birazcık şey olur. Sizi geriye atar. Ama buradan en azından işte demir kaskınızla falan belki yapabilirsiniz. Neyse çıktık arkadaşlar. Geldik. Buralarda 50 levelde drop almaya başlıyorsunuz. 50 levelde drop almaya başlıyorsunuz. Yerde item göremiyoruz gerçi ama. Burada hem artı basma itemleri kısmen düşüyor. Hem bakın. E, artı 4 abanos küpeler. E, geleneksel mifer artı 6. Savaş kalkanı artı 6. Siyah yuvarlak kalkan arkadaşlar bunlar altın kıymetinde. Bakın sunucu başında altın kıymetinde. Değil pazarda satmak gidip satıcıya satsanız bile gidip satıcıya satsanız bile para ediyor arkadaşlar. Ee, o yüzden hemen bir 25'li bilet alıyorsunuz buraya çıkmak için de. Buraya çıkmak için de hemen şu 25'li geçit biletinden alıyorsunuz. Hem çırak sandığınız yok. Bakın şuradan 25'li yaptığınız zaman çok ucuza geliyor. Çok cüz'i bir fiyata geliyor. Bilet başı fiyatı. Oradan hemen bir 25'li bilet alıyorsunuz. Nesne marketten envanterinize çekiyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar. Büyük odada kasama, kasamayabilirsiniz. 61 level kalkanı yapana kadar. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. 30 levelde ejderha taşı parçası görevinizi almayı unutmayın. Hazır kasıyorsunuz. tepenizi de düşürün. İlk 10 tanesini yaptıktan sonra gidip geri verip sonra 4, 40 tane düşürüyorsunuz. Onu unutmayın. Daha sonra günlük olarak sıfırlanıyor. Burada arkadaşlar ya burada ya da burada kasabilirsiniz. Level olarak levellerinizi. 61 level e, şş, aslan ağzıyla kaplan kalkan düşüyor arkadaşlar burada 61 level. Bu 61 level kalkanı da artı 7 artı 8. Artı 7 artı 8 kafi. Bak artı 7 artı 8 kafi artı 9'a zorlama. Şansını zorlama. Zaten burada çok uzun durmayacaksın. Zaten ateş sana yetecek. Zaten büyülü silah suğrasın. Level kastın e, 61 level kalkanını falan yaptın artık burada pelerin atacak seviyeye geldin. 75 80 ateşin varsa da gel bir dene burada pelerin atmayı. Dene. Eğer pelerin attım burada da dayanıyorsa bak yerlerde görüyor musun? Burada para büyük. geleneksel mifer. Kara örtü müferi 21 levez kaskı. Bak hayalet maske başlık. Para ediyorsan bunları topla ya da bir arkadaşın topla hani grup olun. Mesela şamanınız yerden item toplasın. Şaman yerden item toplasın. Sizler de iki tane soru ortada kesin arkadaşlar. Üçlü grup, dörtlü grup halinde. kalsın tekli kesinlikle birinci olamazsınız. Tekli olmanız çok zor. Sizi çok yorar. Hem app harcaması konusunda hem de efor konusunda. Biraz da item yapayım dediniz. Biraz item Ay ışığına hazırlandınız. Ay ışığı yaptınız. 61 levelsiniz. Ee, ay ışığı gününe kadar 61 leveli geçmeyin arkadaşlar. Ay ışığı gününe kadar 61 leveli geçmeyin. E, Dolunay yapamadınız. Dolunay kılıcı yapamadınız. Bir muharebe kılıcı falan yapın. Tamam mı? Bir muharebe kılıcı falan yapın. Ya da bir tane aslan katleden yapın. Bir partizan yapın. Artı 4, artı 5, artı 6. Savaşçıysan partizan. Hani çiftel de yapabilirsin. Suraysan dolu yapamadın. Hani artı 4 kanlı kılıç. Artı 4 e, büyülü kılıçla geldim buralara. Olur olur yani böyle çekip şöyle köşede kesersen dayanırsın bunu unutma. Ben bir boş oda bulayım da sana nasıl dayanacağını göstereyim slotları çektiğinde. Bak burada aslan katleden artı bir artı dört de düşüyor zaten. Onlardan faydalanabilirsin ama zaten buraya çıktıysan bak uçan büyücü kılıcı artı dört. Bunlardan elde edebilirsin. Ee, ama zaten buraya çıktıysan işin kolay arkadaşım yani ben sana söyleyeyim. Buraya çıktıktan sonra senin işin kolay. Ulan boş h 4te boş sunucu bulamıyoruz. Gecenin 4'ü arkadaşlar sahur vakti. Gecenin 4'ü boş sunucu bulamıyoruz. Bak yere düşen itemlere bak. Buraya beşgen kalkanlar, siyah yuvarlak kalkanlar. Burası seni köşeyi döndürecek arkadaşlar. Bak köşeyi de dönüyoruz. Ha ha ha. Espri de yaptık. Bu heyecanlı anlatımın yanında. Ya boş bir oda yok mu ya? Boş bir oda ya. Neyse bu arkadaş e, kusurumuza bakmayacak. Şöyle attık. Bak şöyle geliyorsun. Burada yapamadın. At skill'in olmayacak tabi senin. Şöyle ufak ufak çekiliyorsun. Şöyle bir açık bırakıyorsun. Bu tabi şu köşede daha iyi olurdu. Ee, şu an yapamadım. Bak bana bile item düşüyor ya. Bak bana bile item düşüyor. Burası bak. Bana siyah yuvarlak kalkan düştü. Allah'ım inanmıyorum. Şöyle şurada bir pelerin atayım. Bak. Ee, tabi bu pet şeyle olmuyor kendi atımı çağırayım. O daha yavaş gidiyor. Attım mesela pelerini. Bak biraz yavaş olması lazım tabi. Şöyle köşeye bak sıkışıyorlar gördün mü? Sekmiyorlar. Böyle kesersen, böyle kesersen işin çok kolay. Böyle kesersen işin çok kolay. Bu şekilde kese. Aşağıda pençe odasında da böyle kesebilirsin. Böyle kesersen işin çok kolay. Dediğim gibi. At bak bak yerdeki itemleri görüyor musun? Aynı zamanda senin yerden toplayacağın itemler de bol olacak. Yerden yank da toplayacaksın. Üçüncü el aldık ya sende. Bir de hani elmas kutu aldık. Orada hem üçüncü el var hem de şans altın şans parası var. O yüzden yerden de sen zaten gelene kadar bir 50-60 hem kasacaksın. Belki bir won, bir buçuk won kasacaksın. Ama lonca müzayedesi var. Lonca müzayedesi hemen gelirse alman lazım. Birinci hafta olmazsa ikinci hafta kesin alman lazım. Neden? Çünkü zümrüt üreteceksin. Zümrüt hemen Betamep'ten zümrüt çıkarman lazım. Bak burada kasabilirsin. Hemen büyük odaya illa gitmene gerek yok. Bak bu odalar bile senin için uygun. Asla şey yapma. Gocunma. Büyük oda bana kalmadı diye. Ya da ikili mücadeleye girip vs atıp kendini yorma. Asla kendini yorma. 4 envanterini açmıştın. 4 envanterini doldur doldur in aşağıya. 4 envanterini doldur doldur in aşağıya. Bir tane pazar çarı yap. Buradan indirdiğin itemleri sat sana. Bir maddi gelir kaynağı olacak. Bakalım. Küçük oda, büyük oda, 50 levelde düşen kask item, 61 level kalkanı, 5-10 tane kurbağa. Evet. bir 60 level, 61 levelde kal dedim ben sana zaten. 61 levelde kalıyorsun kankacım. Bir de gidip korku maskesi düşürüyorsun. Kurbağalara gidiyorsun. Şuradan bir ineyim de hemen göstereyim sana. Gidip kurbağalarda ya benim öldürmeleri çok uzun sürecek diye şey yapmadım yani. Öldürüp de getirmek istemedim. Şöyle yürüye yürüye gidiyoruz. Burada büyük harita açılmıyor. Bilmeyen arkadaşlar için arkadaşlar. Örpcek büyük harita açılmıyor. Şöyle eksi eksi yaparak nerede olduğunuzu bulabilirsiniz. Ama burayı daha önceki videolarda bahsettim. Bir gidiş bir de geliş var arkadaşlar. bir İlerleyen zamanlarda sürgüne ve büyülü ormana da gideceğiz. Merak etmeyin sürgüne ve büyülü ormana da gideceğiz. Videoyu kapatmayın. Video çok uzun biliyorum. Ya da ben bunları... 3 güne yayayım değil mi? 3 güne yayayım. Böyle önce bu bölümde böyle bunları anlatayım. Ee, yarınki bölümde sürgün mağarasını anlatayım. Ondan sonraki bölümde de beta map'leri ve e, büyülü ormanı anlatayım ben size. Öyle daha güzel olur. Hani daha sıkıcı ve aradığınızı bulmaktan uzak olur. Yani daha kolay aradığınızı bulursunuz videonun içerisinde. Geldik arkadaşlar. 61 levelsiniz. Hızlı oldunuz. 61 leveli hızlı olacaksınız hatta dediğim gibi unutun ben 26 levele 15 ateş getireceksiniz dedim ya unutun onu. 26 levele 15 ateş getirmeyin arkadaşlar. 26 level değil de burada bir e, mavi taş zırha getirseniz daha iyi olur. Bir mavi taş zırha 15 bu 15 ateş ve 15 şimşek olayları rastgele gelirse daha sizin için daha kullanışlı olur. Onu artı altıya falan basarsanız artı dokuz kadar size bir faydası olur. Şimdi nereye gidelim? kule burası kuleye direkt ışınlıyor mu? Yok ışınlamıyor. Şöyle hemen Yongan'a gidelim sizinle. Bir de arkadaşlar bir tane hala ateşli yani bir level de sizi kurtarır. Bak bir level kask bile yani sizi kurtarır. Şöyle göstereyim. Sır satışını açalım. Neler alacaksınız, basacaksınız burada. Bütün görevini kabul edin arkadaşlar bunların. Siz buradan en başta bakın bir ağıt plaka artı 3 artı 4. Bunu biyolog görevlerinde de almaya çalışacaksınız. Daha sonra bir artı 4 artı 5 kötü şans zırhı. Daha sonra da bir artı 4 hayalet plaka. Bakın bunu 15 ateş 15 şimşek getirmeye çalışacaksınız. Bu kanlı kaskı artı 4 artı 5 basacaksınız. 15 ateş 15 şimşek getirmeye çalışacaksınız. Bunu artı 5 artı 6 basacaksınız. Ya da beşgen yani bunu artı 3 artı 4 basın. Ya da biyolog görevlerinden falan alın gidin bu dayı falan gönder gö şey yaptık ya haritada lonca bölgesi dediği haritada gidip e, artı 4 beşgen falan onu ev sunacaksınız sersem bağışıklık getireceksiniz falan itemleriniz hazır arkadaşlar bu şekilde yaptınız 60 levele geldiniz İster bu kaskı ev İsterseniz isterseniz ha yani 3. günden 75 level olabilirsiniz bak 3. günde sürgüne çıkmış olabilirsiniz ben ona bir şey diyemem Şeytan Kulesi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Burada korku maskesi düşüreceğiz sizlerle. Burada rüzgar elementi falan işler arkadaşlar. Rüzgar savunması işler ama siz zaten elementer korunma ve elementer güç taşı takın burada. Elementer koruma ve elementer çünkü üzerinizde en az bir element gücü olması lazım. Bak arkadaş ne güzel düşürmüş bak kardinal şapkası gök şapkası 60 level bloklu kastı arkadaşlar. Bunlar da artı 4 artı 5 artı 6 basıyorsunuz bloklamanız da oluyor. Bunları ateş getirmeye veya şimşek getirmeye çalışıyorsunuz. Dediğim gibi buralarda kasıyorsunuz. Buranın aşağısı da var. Gerisi de olur arkadaşlar. Bakın tapınağın e, şurada da olur. Hiç fark etmez. Burada sarı kaplan hayaleti var. Onu uzaklaştırdıktan sonra burada ay ışığı da yapabilirsiniz. Hani denk geldi rüzgar item dizdiniz kendinize yanlışlıkla. Rüzgar savunmalarını takıp gelip burada da ayışığı yapabilirsiniz. İlla 3. katta yapmanıza gerek yok. Yine gösterdiğim sıkıştırma taktiğini de burada yapabilirsiniz. Mesela bak arkadaş bugün ne ki? Bugün event yok. Mesela kapla şey boss'la birlikte bak keseceğim. Bak aldım. Bak bu bak bu biraz hızlı. Bak biraz boşluk bıraktım. Ha buna yüzüm dönük olması lazım tabi ayrı. Boss işi bozdu. Boss işi bozdu. Şunları çekelim. Bak çektin. Tamam mı? Önce bir gidiyorsun duvara dayanıyorsun. Slotlar geliyor. Hafif, hafif çekildin. Hafif çekildim. Bak gördün mü? Bunlar artık duvara sıkıştılar. Bunlar duvara sıkıştığı için sen bunları kesersin. Dur şu kaplan hayaletini de halledeyim de. Hazır kanama yemişken. Başımıza musallat olmasın. ışınlanırken falan. Bu şekilde Burada da gelip sen bu bossla uğraşma tabii ki. Sen bu bossu git yukarıda falan bir yerde bırak. Buralarda pelerin atacaksın. Hem ay ışığı kasarsın burada hem kardinal Şem, yani 60 level kaslarını kasarsın. Mesela ay ışığına burada katılma daha karlı olabilir. Ama yukarıda da siyah yuvarlak kalkan, beşgen kalkan, artı 6 bir level kasları, artı 5 21 level kasları falan düşüreceksin. Yani her türlü kardasın hızlı ilerlediğin zaman. Buradan da kaskını düşürdün. Ay ışığını yaptın. Ay ışığından 5. efsunlarını aldın. İşte şimşekli efsunlarını yapacaksın. Oraya gelmeyelim. Bakalım 75 level. Evet. Bayağı da uzun bir video oldu açıkçası. Senin maceran böyle. Pazar gününe kadar. Perşembe gününden pazar gününe kadar maceran böyle. Ya da bir levelini bir çarını 61 levelde bırakırsınız. Bir çar, bir çarınızı hani grup olarak. Bir çarınız diğer çarlarınız da ilerler. Sürgün 75 levele doğru ilerler. Ama 75 level olursanız. Drop alamazsınız. Bakın bur, e, buradaki slotlar 60 level. Yine 70 levelden sonra drop gelmiyor. Örümceksin de 3. katta. O zaman nereye gidebiliriz? 70 level olduk. Ya ben hiç oralarda oyalanamam. Ben oralarda oyalanamam. Diyorsanız arkadaşlar. Kızıl Orman'a gideceksiniz. Kızıl Orman'da da yaşı düşüyor. Ama Kızıl Orman'a dayanamayabilirsiniz. Çok ciddi savunma. Ha biz marka alın dedik değil mi? Markala, marka muhakkak alın yani. Bakın markadan kaçmayın. Şöyle tüm ürünler. Marka eşyaları. Arkadaşlar yani kasılırken şu markalardan asla kaçmayın yani. Şu 50 tane saldırı. Savunma. Hayata gerek yok. Buna gerek yok. Saldırı ve savunmadan muhakkak alıyorsunuz arkadaşlar. Saydık evet. Geri dönüş kağıdı muhakkak kullanıyorsunuz. Çünkü e, ışınlanma yüzüğünüz olacak ama nokta atışı her yere ışınlanamayacaksınız. Geri dönüş kağıdı da kullanacaksınız. Hani BBS falan aldınız. Oradan bilgelik iksirleriniz var. Kötü ruhlarınız falan var. E, bir söyleyeceğimiz şey de arkadaşlar. E, örümcek zindanından çıkmadan G'lerinizi açmanız lazım. Kafaya oynuyorsanız. Yani büyülü keskinlik G. Büyülü e, zırh G dehşet G açman şart şart şart. Bunun EBK yok. Nasıl BK var arkadaşlar? büyük bedensel sandığı. Büyük like ben de like'ın çıkıyor. Sen de büyük sura sandığı, büyülü keskinlik, büyük sura hani büyülü silahla kara büyü. Sen büyülü silahı alacaksın. Onun içinden e, kaç tane BK çıkıyor? Bu ayansiklopedisi diyor ya buradan 50 tane falan BK çıkıyor. Rastgele yani Rastgele bundan bir 5-10 tane alacaksın. Çünkü sana 50 tane lazım. Her birinden 5 tane çıksa en az 10 tane alacaksın. Bak 10 bin hep de buraya gitti. 10 bine bak daha 30 binin gitti zaten. 75 olana kadar 30 bin hepin gitti. Sürgüne çıkacaksın. Aha da sana 10 bin hep buradan girdi. Bak sana 10 bin hep buradan girdi. 40 bin hep. 10 tane en az bundan alman lazım. Hatta 45 desen düz hesap olsun. 45 de Hatta ben sana söyleyeyim ona da atmıştı. Çünkü bir daha şimşekli ve şeytanlı item dizeceksin. Yine kostüm yapacaksın. Ha elindeki kostümleri ver gitsin. Ay ışığını yaptın at gitsin o kostümleri. Ver gitsin. Ama ya da grubunuzda düşük level takılacak arkadaşım vardır. O da bu siyah yuvarlak kalkan, beşen kalkan, demir kasları falan kasıp kasıp indirip aşağıda markete sat markette pazar kurabilir pazar alanında. Ciddi size maddi getiri sağlayabilir. Bu videoyu böyle bitiriyorum arkadaşlar. Sonraki videoda sürgün mağarasına geçeceğiz. yeni sunucuda sürgün mağarası nasıl olacak? Kaldığımız yerden devam edecek video. Ama başka bir videoda devam edeceğiz. Burada da sürgün mağarası gerekli ev nasıl yapacaksınız, nasıl gideceksiniz, nasıl edeceksiniz bunu anlatacağız size. Nerelerde kasacaksınız, hangi itemler, zehir kılıcı düşüreceksiniz. Bak dolu ile geldiniz 75 level'e kadar ya da ne bileyim muharebe kılıcı ile geldin ya da ne bileyim 60 level Silahı ne ya? Kılıcının ismini unutma atmış level. Neyse. Büyük kılıçla geldiniz. Tamam mı? Uçan büyücü kılıcıyla geldiniz. Ulan 60 level kılıcının ismini unuttum. İyi mi? Bak kafama takıldı. <laughs> Bakalım sizinle. Kılıçlar. 60 level kılıcı neydi ya? Bak bu, bu barbar kılıcının işini yok. Ee, kanlı kılıcı da artı basamazsın. Artı 4. Ha yarım ay kılıcı. Muharebe kılıcını peki ben nereden elde edebilirim? Hani 65 level oldum. Dolunayım yok. Ama hasar. Bak su perisini hayalet ormanından elde edebilirsin. Bu videonun konusu bitirmeden ekleyelim arkadaşlar. Burada da büyük harita. Bakın bu şekilde açılmıyor diyecektim de açılıyor. Unutmuşuz buraları artık çok e, nasıl söyleyelim. Verimsiz çorak topraklar olduğu için bizim için buralarda işimiz yok. Buralarda metin bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Buralar bir gezelim sizinle metin bulabiliriz. Buradan 61 level zırhı, 61 level zırhı. Bakalım 75 hayalet orman. Ha siz görmüyorsunuz tabii şu anda. Ben şey yapayım. Tekrardan ekranı hayalet orman metin 2. Sizinle bakalım birazdan. Hayalet orman. Maan metni. Maan metninden ne düşüyormuş? 65 level silahlara bakın gördüğünüz gibi. Ama e, superisi çıkıyor. Muharebe çıkmıyor. Maan'dan. punk Ma'dan ne çıkıyormuş? punk Ma'dan punk Ma'dan da muharebe çıkmıyormuş. Aa çok ilginç. Buradan çıkıyor diye biliyordum ama. Ha buradan da çıkmıyorsa tabii ki nereden çıkıyor? Kızıl Orman'dan çıkıyor arkadaşlar. Bu superisi de işinizi görür. Çünkü saldırı hızı falan veriyor. E, gideceksiniz Yürümekle uğraşmak istemiyorum. Hemen şuradan ışınlanalım. Bak simge durumunu alınca OBS'den de şey yapıyormuş. Gidiyormuş. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Hemen şuradan Kızıl Orman'a 70 levelde bak 70 level olduysan ya da Hayalet Orman'dan yürüyüp sonuna gidiyorsun çok özür dilerim sana nasıl yürüyerek gösterme, gidileceğini göstermediğim için ama bir önceki videolarımda var kusura bakma. a 70 levelde direkt ışınlanıyorsun ama 70 levelin altındaysan yürüyerek hayalet ormanın sonuna gitmen lazım. Kızıl ormandaki metinleri keseceksiniz arkadaşlar. Oradan muharebe kılıcı düşüreceksiniz. Hemen şöyle bir bakalım. Kızıl orman metin 2. Oradaki metinlerden ne düşüyormuş bakalım yanıltmayalım sizi. Evet. Evet 61 level zırhları düşüyor ve muharebe kılıcı düşüyor. Yani sizin direkt burayı es geçip hatta kızıl ormanda metin. Bakın 2-3 arkadaş kolay kesebilirsiniz. Biriniz şamandır, ikiniz suradır falan. Çok kolay kesersiniz ama tek başınıza bunları yapmanız çok zor. Çok zor, çok zor, çok masraflı olur yani. <laughs> 61 level zırhınız yani 15 ateşli falan zırh daha yapamadıysanız e, buradaki slotlardan çelik, siyah çelik zırh falan düşüyor arkadaşlar. Bak bunlardan da yine düşüyormuş süperiti falan. E, zırh 61 level zırhları falan düşüyormuş. O, bunun dışında kırmızı kötü ağaç. Bundan ne düşüyormuş abisi? Bundan da partizan, e, muharebe kılıcı, siyah çelik kara büyü Bakın bunlardan çelik çıkıyor. 70 levelde gelip burada kasabilirsiniz. Burası toprak elementi. Slotlar biraz zor ama siz surasınız. Defansınız yüksek olacak. Büyülü keskinliğiniz var. 2 arkadaş, 3 arkadaş bir taneniz de sura burada kasabilirsiniz arkadaşlar. 70 levelde gelip burada kasabilirsiniz. 70 levelde burada kasarak da siyah çeliğinizi düşürebilirsiniz. Çünkü büyü savunması sürgün mağarasında işinize yarayacak. Eğer şeyiniz de yoksa dolunayınız da yoksa bir muharebe kılıcı artı 5 artı 6 ile ya da bir artı 7 zorladığınız beyaz inci falan buldunuz ee, sürgünde kasmaya başlayabilirsiniz hatta muharebe kılıcından da bir 20 şeytan getirirsin dolunayı aratmaz yani sana gibi gibi bu varyasyonları tekrardan değineceğim video çok uzadı videoyu ben burada sonlandırıyorum videoyu buraya kadar izlediysen benim canımsın zaten ama bir beğen atmayı da kanala abone olmayı da unutma arkadaşım eğer ben ve abone olmadıysan. Yorumlarda da fikrini belirtmeyi unutma. Bir sonraki video yarın geliyor. Yarın hemen yetiştirmeye çalışıyorum bu videoyu da. Yarın bir sonraki videoda geliyor. Burada da sürgün mağarası. Bir sonraki günde büyülü orman, zümrüt, küpe, zodyak falan falan falan. Canavarlı zırh ateş ayakkabısı bunları anlatacağız. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geçen hafta cumartesi günü yayınladığımız videoda çekiliş yapacağımızı söylemiştik. 50 adet app kuponu aynı zamanda bu videoda da mevcut. Bu videoda da yorumlara sunucu isminizi ve nickname'inizi yazarsanız çekilişe katılmış olursunuz. Tabii ki videoyu da beğenip kanala abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar arasından 5 kişi 50 app kuponu vereceğiz. Kazanan arkadaşlar bana Discord adresimden, Discord sunucumuzdan Instagram adresimden veya da TikTok adresimden ulaşabilirler, mesaj atabilirler. Buradan iletişime geçerek çağlarıyla bir buluşma saati ayarlayıp o saat içerisinde e, buluşma saatimizde arkadaşa app kuponunu teslim edebilirim. Yeter ki benimle iletişime geçin arkadaşlar. Zaten 8 tane katılımcımız olmuş. Şöyle onların da ben hemen bir başlarına numara koyayım böyle not defterinde gördüğünüz gibi. Hemen e, karıştırmayalım çünkü bu şekilde not alacağım e, kazananları numaralarıyla çekilişimizi yaparken ee, dediğim gibi haftaya da tekrar ediyor bu videonun altına yazarsanız önümüzdeki hafta cumartesi günü yine aynı şekilde aynı usulde 5 adet ellep kuponu dağıtıyoruz. Hangi sunucuda olduğunuz hiç fark etmiyor. ister Dandana kanında, ister Marmara'da, ister Bakcanam'da, ister Charon'da, isterseniz Alesta'da. Tabii ki Alesta'ya özel şöyle bir durum var. Hatta Andanakom, Barbaros falan orada bir level çar açarsanız oradan ben size 50 app kuponu ta takdim ederim. Ve siz bastığınız zaman nesne marketinizde işlediği için Alesta'da kullanabiliyorsunuz. Diğer arkadaşlar hatta pazarda da satabilir yani keyfine kadar artık kuponunu ne isterse onu yapabilir. Bunu bir haftalık düzenli olarak yapacağız arkadaşlar. Katılmayı ihmal etmeyin. Tek yapacağınız kanala abone olup videoyu beğenmek ve o, cumartesi günkü videoların altına Nickname'nizi ve sunucunuzu yazmanız tek istediğimiz bu böyle yine video kayıtla biz bu çekilişleri yapacağız. Şimdi şöyle bir çekilişi başlatalım arkadaşlar. Hop bakalım ilk kazananımız kim oluyor? İlk kazananımız ilk kazananımız evet bir numaralı arkadaşımız Dandanakan oyuncusu Sgt Smoky isimli arkadaşımız. Onu şimdi çekilişten silelim numarasını da kaydettik. İkinci oyuncumuz için çekilişimizi yapalım. Bastık. Dönüyor, 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 dönüyor. Evet. iki numaralı eski kurt. Ruby Lucifer sunucusunda oynayan oyuncumuz. ikinci talihlimiz. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ekranı büyütmek istiyorum. Neden? Çünkü aşağıdaki reklam sayfası görünebilir birazdan. Bir kişiyi daha sileceğiz çünkü eski kurt Siliyoruz Hop eski kurt Gitti 3 tane daha talihlimiz olacak Yaptık çekilişimizi yaptık 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 yaptık, yaptık. Evet 5 numaralı oyuncumuz Xilos Ruby Charon sunucusundan onu da kaydedelim onu da kaydedelim. Üçüncü talihlimiz de o oldu. Dördüncü talihlimizi arıyoruz. Şöyle hemen bir kremizi koyalım not Evet 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 evet. Evet. Üç numaralı oyuncumuz Shredder. Ruby Charon sonucundaki oyuncumuz. Dört numaralı talihlimiz oldu. Son talihlimiz için çekilişimizi yapıyoruz evet 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 şöyle ben tireyi koydum Allah'ım Alien Bender Ruby Charon sonucusundaki arkadaşımız kazanmış oldu bu arkadaşlarımız dediğim gibi bu videoyu izledilerse bana açıklama kısmındaki Discord adresimizden, Instagram adresimizden, TikTok adresimizden, Discord sunucumdan ulaşabilirler kendilerini tanıttıktan sonra günü ve saati kararlaştırıp randevu ulaştığımız zamanda ben kendilerine 50 ev kuponlarını teslim edeceğim. Bu çekilişimiz haftaya da devam ediyor. Dediğim gibi hafta yine cumartesi bu şekilde sonuçları açıklayacağız. Videoyu beğenip kanala abone olup yorumlara da nickname ve sunucunuzu yazarsanız katılmış oluyorsunuz arkadaşlar görüşmek üzere hafta içi zaten yine videolarımız gelecek ama çekiliş videolarımız cumartesi günü olan videolarımız görüşmek üzere Close your eyes.